bir genç kızın ölü bedeni yarı çıplak vaziyette ve beline kadar toprağa gömülmüş olarak bulundu. Vahşice katlettikleri genç ise kendilerince şeytana adadıkları bir kurbandı. Bu olay Türkiye'de kayıtlara geçen ilk satanist cinayet. Sayın seyirciler, Türkiye'yi sarsan satanist cinayetinin failleri geçtiğimiz ay tahliye edildi. Tarihler 13 Eylül 1999'u gösterdiğinde Türkiye belki de hiç de alışık olmadığı bir cinayetle sarsıldı. 21 yaşındaki Şehriban Coşkun Fırat 3 satanist tarafından boğularak ve bıçaklanarak öldürüldü. Cesedine ise defalarca tecavüz edildi. Henüz 19 yaşındaydı Şehriban. 13 Eylül gecesi yaşanan deprem sonrası Ortaköy mezarlığı yanındaki ormanlık alanda bardan tanıştı Ömer adlı gençle ilişkiye girdi. Sonra Ömer ve diğer iki arkadaşı tarafından şeytana kurban edilmek gerekçesiyle bıçaklanarak öldürüldü. Ardından cesedine defalarca tecavüz edildi. Ertesi sabah yarı beline kadar gömülmüş halde bulundu. Bu mesele ülke gündemini oldukça sarsmıştı. Olayın sanıkları taammüden adam öldürmekten başka cesede tecavüz ettikleri için naaşa saygısızlıktan da yargılandıkları halde infaz yasası gereği nedeniyle müebbet hapis istenirken cezaları 8 yıla indirildi. O dönemde sizlere gazete haberlerine konu olmuş bir şey göstermek istiyorum. Hatta bir gazete küpürü diyebiliriz. Mahkemede verdikleri ifadede bizleri şeytan tebrik etti diyorlar failler. Ama bilmiyorum. Şeytan gerçekten failleri tebrik mi etti? Yoksa hayatları boyunca unutamayacakları bir işe mi kalkışmış oldular? Katillerden en ilgi çekeni ise Zinnur Gülşah Dinçer'di. Zinnur hapse girdikten sonra tövbekar oluyor. Cezaevinde el sanatlarına merak salıyor. Gitar çalmayı öğreniyor. Adeta yepyeni bir hayata başlıyor. Yeni hayatını yaşarken onun fotoğraflarını televizyonda gören birinden bir mektup alıyor. Mektubu atan kişi Diyarbakır E-tipi cezaevinde kancık, bebek katili, kansız PKK'ya üye olmaktan hüküm giyen Barış Işık. İkili mektuplaşmaya başlıyor. Birbirlerine fotoğraflarını gönderiyorlar ve kısa bir süre içerisinde birbirlerine daha görmeden aşık oluyorlar. Zinnur bu sevdaya daha fazla dayanamayıp naklini Diyarbakır'a istiyor. Bu isteği olumlu yanıtlanıyor ve kendini bir anda Diyarbakır'da nikah masasında buluyor. Terörist Barış Işık'la kısa bir süre sonra ayrılıyor Zinnur. Toplamda 16 yıl cezaevinde kalan Zinnur 2015 yılında tahliye oluyor. Öldürülmekten korktuğu için de İstanbul dışında sessiz sakin bir yerde hayatına devam ediyor. Dostlarım, her cumartesi saat 19'da sizlere yeni videolar yüklemeye çalışıyorum. Eğer siz de bana destek olmak istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı ve zil tuşuna tıklamayı unutmayın. Bu arada dostlarınıza ise kanalımızı önerin ki daha güzel videolar çekebilelim. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çayınız bittiyse yenisini doldurup karıştırabilirsiniz. Görüşmek üzere.